Tarihler 5 Şubat 2020'yi gösterirken Pegasus Hava Yolları'nın İzmir'den gelen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıktı. Gövde 3 parçaya bölündü. Ne yazık ki kazada 3 yolcu hayatını kaybetti. 180 yolcu ve mürettebatta yaralandı. Bu kazanın henüz daha izleri yavaş yavaş silinirken bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Uçağın kaptan pilotu bugün ifadesini verdikten sonra tutuklanarak cezaevine kondu. Bu gerçekten bu olay Türk havacılık tarihi ve hukuk tarihinde de bir ilk olmuştu. Ölümle biten bir uçak kazası sonrasında pilotlar ilk defa ifadesi sonrasında, daha doğrusu kaptan pilot ifadesi sonrasında tutuklanıyordu. Niye bu yaşanmıştı? Niye kaptan pilot tutuklandı? Gelin bu olayın detaylarına birlikte bakalım. Aslında geçmişe baktığımız zaman iki uçak kazası hemen benim aklıma geliyor. Bunlardan birincisi 1983 yılında yaşandı. Türk Hava Yolları'na ait Boeing 727 tipi yolcu uçağı Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na inerken kuyruğunu vurdu yere ve pistte belirli bir mesafe kala yanmaya başladı. Olayda ne yazık ki 45 yolcu hayatını kaybetti ama 15 yolcu ve 7 mürettebat da kurtuldu. Tabii ki olayın sonrasında bir hukuki süreç yaşandı. Hatta çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Uçak windshield olarak adlandırılan rüzgar kırılması nedeniyle piste yetişememiş ve kuyruk bölümünü toprak alana vurmuştu. Hatta burada Devlet Hava Meydanları'nın açtığı hendekler bu kadar kazanın büyümesine ve 45 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan gövde parçalanmasına da etkendi. Kaza sonrasında açılan davada pilotlar zaten kazayı yaralı olarak atlatmıştı. Pilotlar beraat etti. Çünkü kazanın oluş nedeni windshield olarak kayıtlara geçmişti. İkinci kaza ise 2000 yılında meydana geldi. Özel bir havacılık şirketi Tepe'ye ait King Air C90 tipi pervaneli uçak Bursa'ya, eski Bursa meydanına yaklaşma için alçalmaya başladı. Ancak pilotlar pisti göremedi. Pas geçiş sırasında uçak Uludağ'ın eteklerine çarptı. Uçakta o sırada ikisi pilot, üçü yolcu, toplam 5 kişi vardı. Ne yazık ki bir yolcu hayatını kaybetti. Yine o dönem bir kurtarma macerası yaşandı. 9 saat sonra kazazedelere ulaşılabildi. Herkes yaralıydı ama ne yazık ki yaralılardan bir kişi aldığı darbe nedeniyle, kafasına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hatırladığımız o dönemde 2000 yılında, yani 20 yıl önce meydana gelen olayda herhangi bir hukuksal olarak pilotlara bir suçlama yapılmadı veya tutuklanması gibi bir durum söz konusu olmadı. Pegasus uçağının kaptan pilotu MEA'nın tutuklanmasının arkasından Türkiye Havayolu Pilotları Derneği TALPA Başkanı Kaptan Pilot Murat Ersoy'a ulaştım ve bunun neden yaşandığı konusundaki görüşünü sordum. Bana şöyle dedi: henüz ortada bir rapor yok. Önümüzde uzun bir süreç var. Tutuklama kararı gerçekten ağır. Örneğin pilota yurt dışı yasağı konularak veya belirli sürelerle karakola imza karşılığında tutuksuz yargılama gerçekleştirebilir dedi. Pegasus pilotu taksirle adam öldürme ve borçlar hukukuna göre yargılanacak. 3 kişinin hayatını kaybettiği bir kaza var. Borçlar hukuku ise oluşan sigorta giderlerinin tazminatın bir şekilde bir sonuca bağlanması gerekiyor ve bu iki hukuk açısından bir değerlendirme yapılacak. Ama olay şurada düğümleniyor. Türkiye'de görev yapan havayolu sektöründeki çalışanların, pilotların, kabin memurlarının, teknisyenlerin veya havalimanında çalışanların hala bir özel bir kanunu yok. Yani ölümlü bir kaza olduğu zaman bu konuyla ilgili bütün prosedür normal, sanki bir trafik kazası olmuş gibi değerlendirmeye alınıyor. Fakat özel bir kanun olsa çalışanların haklarını koruyabileceklerini ve onlara farklı bir bakış açısı verebilecekleri bir kanun olsa bunlar yaşanmayacak. Çünkü dünyada da bununla ilgili pek fazla örnek yok. Bir yabancı uçak Türkiye inişte bir kaza geçirebilir. Böyle bir durumda ileride bu uçağın pilotlarının uçuş ekibinde tutuklanması gibi bir hukuksal yapıya bu yaklaşım yol açabiliyor. Tabii ki bu durumda Türkiye'nin uluslararası anlamda imajının düşmesine de neden olan önemli bir problem olarak önümüze çıkmakta. Aklınıza hemen bu tür tutuklama olayları dünyada hiç olmuyor mu diye bir soru gelebilir. Evet, oluyor. Hatta geçtiğimiz aylarda bir olay meydana gelmişti Amerika Birleşik Devletleri'nde.
bir hava taksi şirketine ait King Air tipi uçağı bir pilot sarhoş olarak kaçırmış ve daha sonra bu uçakla hangara çarparak çok ciddi bir kazaya ve ciddi bir maddi kayba neden olmuştu. Tabii ki bu pilot tutuklandı ve sarhoş olması nedeniyle gerekli adli işlemler başlatıldı. Halen mahkemesi de pilotun devam ediyor. Bir başka olay ise Brezilya'da meydana gelmişti. Embraer, Brezilyalı imalatçı Embraer'dan teslim alınan bir iş jeti Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru iki pilot tarafından uçuruluyordu. Ancak uçuş sırasında bir hata sonrasında pilotlardan biri yanlışlıkla transponder olarak adlandırılan uçağın sürati, uçuş yönü, yüksekliği gibi bilgileri, temel bilgileri hava trafik kontrol merkezine ileten sistem kapatılmıştı. Pilotlar daha az yakıt harcamak üzere 2000 fit daha normal seyir irtifalarının üzerine çıkmıştı. Ancak tam bu sırada uçağın rotası Brezilyalı ünlü düşük maliyetli havayolu şirketi Gol Havayolları'nın 737-800 ile çakışıyordu. Ne yazık ki iş jetinin winglet olarak adlandırılan kıvrık kanat ucu 737-800'ün kanadına çarptı ve yolcu uçağı Amazon ormanlarına düştü. Ne yazık ki yolcu uçağından kurtulan olmadı ama iş jeti bir süre daha uçtuktan sonra yakınlarda bulunan bir askeri üsse mecbur iniş yaptı. Burada da pilotlar gözaltına alındı, tutuklanmadılar ama belirli bir süre sonra pilotlar Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildiler. Çünkü her iki ülkede de birer havacılık hukuku, hava iş hukuku var ve burada uçuş ekipleri yaşanan kazalarda ve olaylarda çok daha farklı değerlendiriliyor. Bize sorularınızı videonun altına yorum yaparak ulaştırabilirsiniz. Yapacağınız beğeniler kanalımızdaki videoların daha fazla insana ulaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca tolgaozbek.com kanalına da abone olmayı unutmayın. Hepinize emniyetli, keyifli uçuşlar diliyorum.